Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda birlikteyiz. Yeni bir video, yeni bir konu. Videoda, yani konuya geçmeden önce ilk önce şöyle hayvanlarımızın genel durumuna bakalım. Her zaman yaptığımız gibi. Hayvanların genel durumu bu şekilde. Şu an saat akşam vakti. Hayvanların akşam yemlemesini yaptım. Şöyle atlarını temizledim. Hayvanlar şu an önlerinde kalan az bir saman var. Onu yemeye çalışıyorlar. Bakın bu yineğimizin önündeki saman azalmış. Hemen önüne takviye yapalım. Şurada birikme olmuş. Şöyle yaptığımız zaman bu yineğimiz de samana ulaşacak. Şimdi dediğim gibi videoya geçmeden danamızın, düvelerimizin genel durumuna şöyle bakalım. Artık bunlar düvelikten yavaş yavaş çıkmaya başladı. Özellikle de şu yavaştan bir torba yapmaya başladı. Çünkü hayvanımız bildiğiniz üzere gebe. Bu ineğimiz, düvemiz daha doğrusu kurban olmaktan kurtulmuştu. Normalde biz bunu boğaya çekiyorduk ama tutmuyordu. Son şansıydı. Tuttu ya da derken şükür tutmuş ve kurban olmaktan kurtuldu. İlkine de kurtarmışız. Bildiğiniz üzere ülkemizde enflasyon var. Dolar filan aldı başını gitti. Bunlar illaki ete, süde, süde pek yansımaz da ete yansır. Ete yansınca da hayvan fiyatları artar. İnşallah süde de yansır. Çünkü süt fiyatları gerçekten düşük. Yeni açıklanmasına rağmen 11,5 lira hiç kimseyi tatmin etmedi. Büyük ihtimal yine inekler kesilecek. Umarım devletimiz bir önlem alır. Şimdi düvelerin durumu bu şekilde. Şu düvenin akıbetinden belli değil. Yani gebe olup olmadığı çünkü kontrol ettirmedik. Ama şöyle karnına ve tipine bakacak olursak gebelik belirtileri var. Bu arsam adına göre de gebe diyoruz. Ama yakın bir zamanda baktıracağım. Biraz zamanın geçmesini bekliyorum. Çünkü veterinerler 2 ay olmadan gelme diyor. Net bir şey söyleyemiyoruz diyor. Hem onlara kolaylık olsun diye hem de garanti olsun diye gebelik durumuna bakacağız. Eğer gebe değilse bu arsası çekeceğiz. Bu arsamazsa mecburen kasaba gidecek. Onun durumunu da gün gelir videoda anlatırım. Bu danayla düvemiz bu şekilde. Danamız gerçekten güzel gelişiyor. Şu an boylanmasını istediğimizden yem olarak pamuk kuspesini ağırlıklı veriyoruz. Bildiğiniz üzere şöyle söyleyeyim. Pamuk kuspesi olur, pancar kuspesi olur, ayçiçek tohum kuspesi olur. Bunlar hayvanları boylandıran kuspeleridir. Hayvanınızın boy yapmasını istiyorsanız bu tabii ki buzağlar için geçerli. Yani büyüme çağında olan hayvanlar için geçerli. ATK'dır. Pamuk kuspedir. Kısacası kuspe kullanabilirsiniz. Kuspe hayvanı boylandırır. Arpa etlendirir. Buna göre işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi şu ahırımıza bakalım. Bu ahırımızda durum ne? İnekler sağaldı. Ahır dediğim gibi kuruldu. Bunlar da sudan geldi. Yemlerini yiyorlar. Şu ineğimizin daha memesindeki ödem geçmedi. Memek büyük durabilir. Ama bu ödemden dolayı hatta biraz da sertlik var. Dediğim gibi doğumu yeni yaptığı için ondan daha tam şişi inmedi. Ama torbayı güzel yaptı. Normalde torbayı iyi yapmadı diyorduk. Buzağımız da tam süt emiyor. Hatta şuradan şöyle geçersem bu ahırımız biraz karanlık bildiğiniz üzere. Şöyle ışığı da arkama alırsam buzağının emişini görebilirsiniz. Buzağı biraz şerefsiz. Böyle çıktı. Çünkü biraz yaramaz. Kaçınıyor falan dışarı çıkıyor. Buzağı her dışarı çıktığında da annesi mühürlüyor. Ortalığı birbirine yıkıyor. Hatta şu an gösterebilirsem göstereyim size de. Bu buzağı tek elinden dışarı çıkmaz. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım gel. Bakın annesi hemen buzağı dışarı çıkmadan ınılamaya başladı. Çık bakayım dışarı da abilerin bir halini attığını görsün. Evet. Şimdiki anlatacağımız konu da zaten buzağlarla ilgili. O yüzden şunu da şöyle dışarı çıkarayım. Rahatça anladım. Şimdi konumuza geçecek olursak. 4 dakika olmuş. Fazla ağların canını sıkmadın. Şimdi konumuz boynuz koretme. Bunu da geçtim. Kuyruk kesme. Bu doğru bir davranış mı? Yanlış bir davranış mı? Onu anlatacağız. Onun üzerine duracağız. Tartışacağız. Sohbet tarzında bir video olacak. Her zaman olduğu gibi. Bakın anne de ortalığı birbirine yıkıyor. Bakın. Birazdan hatıra çıkar. Zaten videoda sesini duyarsınız. Bu arada kedimiz biraz rahatsız. Bildiğiniz üzere bu kediyi annesi bakmayınca biz baktık. Ağız sütü veriyorduk birkaç gündür.
Ağız sütü sanırım ağır geldi. Biraz ishal olmuş. Umarım ölmez. Çünkü bayağıdır bakıyoruz. Bir aydır falan bakıyoruz. Ölürse yazık olacak hayvana. Şimdi arkadaşlar, buzağının, yani buzağı doğduğunda boynuz koretme ve kuyruk kesme yapıyorlar. Evet, anne ortalığı birbirine yıkıyor. Geç oğlum sen içeri anne. Şey yapsın. Kendine zarar vermesin. Şunu ben bir annesine götüreyim. Geç. Mondofon ırkı yavrusunu çok seviyor arkadaşlar. Yani adama düşmüyor. Normalde bu davranış Angus hayvanına özgü bir davranış. Angus'lar daha bir düşkündür yavrusuna. Ama mondofonlar da çok düşkün. Angus'a ziyaden insana saldırma özelliği yok. Sadece yavrusunu seviyor. Yavrusunu da sevince yanında olmasını istiyor. Ben bu buzağı şuraya bağlarım diyordum ama annesi bayağı düşkün olduğu için büyük ihtimal şuraya bağlayacağız. Ama eğer annesinden ayırabilirsek şuraya bağlayacağız. Annesinden de ayırabilirsek dediğim akşamları yine altına salacağım. Ama annesi böyle huysuzluk yaparsa o istediğimiz bir durum değil. Normalde şuraya bağlayacaktım. Burası çünkü havadar, temiz, oru. Öbür ahırın durumunu sevmiyorum. Orada bayağı bir asit birikiyor. Buzağı burada rahat rahat olurdu. Ama annesi böyle huysuzluk yaparsa mecbur onu da oraya bağlayacağız. Orada büyüyecek biraz. Şimdi boynuz koretmeye geçelim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere boynuz istemediğimiz bir şey. Uzuv. Hayvanlarda doğasında gereğinde boynuz çıkıyor. Bazı hayvanlar kolik oluyor. Yani boynuzsuz oluyor. Bu buzağımızda sanırım kolik. Yani boynuzsuz. Şimdi biz boynuzu niye istemiyoruz? Onu anlatayım size. Birinci istememizin sebebi arkadaşlar, boynuzda olan hayvan diğerlerine kafa tutuyor. Mesela bu ahırda 3 inek var. Daha doğrusu 4 düveynin dana var. Bunların üçünün boynuzu olmasın, birinin boynuzu olsun. İnanın o boynuzlu şu hayvan olsa bile diğerlerine kafa tutuyor. Bu ahırın lideri ben diyor. Yani şöyle düşürsünüz. Üçünün silahı yok, birinin silahı var. Silahlı olan lider geliyor ve diğer ineklere mum tutturuyor. Bunların hepsi boynuzsuz olursa hem birbirine zarar veremiyor hem de ortam daha nezih oluyor. Hayvanlar daha sakin oluyor. Bu yüzden insanlar boynuz istemiyor. Yani bizler boynuzu istemiyoruz. İnanın ben de istemiyorum. Ben de boynuzu seviyorum. İnan şu hayvanların arasına girdiğimde boynuz yiyeceğim diye korkuyorum. Boynuzsuz olsa anca masaj yapar gibi sırtıma vurur. Ama boynuz olduğu zaman inanın bunların ufak bir dokunması bile adamın acayip şekilde canını acıtıyor. Çünkü bunlar güçlü bir hayvanlar. Böyle gücünü bize pek fazla göstermese de oynamaya kalksa bile bu boynuzlar insana gerçekten zarar verebiliyor. Boynuzu bu yüzden istemiyoruz. Şimdiki gelenim kuyruk. YouTube'da izliyorum. İşte inek satanları, yurt dışından gelenleri. Bu artık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamış. Türk yetiştiriciler de bunu boynuz ama şey istemiyor. Kuyruk istemiyor. Şimdi boynuza eyvallah da kuyruğa biraz sıkıntılı, yani kötü bakıyorum. Çünkü bu kuyruk, boynuz da öyle de, bu kuyruk gerçekten hayvanın eli ayağı. Yani bunların eli yok bildiğiniz gibi. Kuyrukla bir şeyler yapabilirlerse yapabiliyorlar. Ağzıyla vücudunun yarısına kadar ulaşabilir. Kuyrukla da diğer yarısına ulaşabiliyoruz. Kaşımadır filan. İnanın kuyruk hayvana gerçekten ihtiyacı bir olan şey. Zaten ihtiyacı olmasa yaratan böyle yaratmış. Şimdi bu kuyruk koparanlar niye kuyruğu koparıyor? Arkadaşlar, bunun birinci sebebi kuyruk insanlara şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Kötü mü durayım? Yani tam lafı toparlayamadım da. Kuyruğun istememe sebebi şu. Hayvan yere yatıyor. Yerdeki gübreyi böyle salladığı zaman üstüne yapıyor. Üstü gübre oluyor. Bakın şu ineğimizin üstü gübre. Gördünüz ya. Aha, bakın şurada ışığı da arkama alayım. Bunun böyle gübre olmasının sebebi kuyruğuyla yerdeki sıvı gübreyi alıp sırtına vuruyor. Böyle olunca insanlar bunu istemiyor. Hayvan diyor ki temiz olsun. Sırtı gübre olmasın diyor. Kuyruğun şuraya bir lastik takılıyor küçükken. Bu kuyruk yavaş yavaş o lastik oturuyor. Kuyruk yere düşüyor. İkinci istememelerinin sebebi, genelde bu kuyruk düşürmeyi büyük işletmeler yapıyor. Yurt dışında zaten bayağı bir yaygın. Türkiye'de de dediğim gibi yaygınlaşmaya başlıyor. Bu kuyruğu ikinci istememelerinin sebebi, bu kuyruk ben gördüğünüz gibi tam memenin oraya geliyor. Bu ineğimiz de biraz suylu. Tam memenin oraya geliyor. Bu kuyruğa dediğim gibi gübre yapıştığı zaman o memeye de değince meme pis oluyor. Meme pis olunca da sağımda zorluk çekiyor sağımcı arkadaşlar. Veya işte sağım robotları diyeyim. Çünkü pis meme zor temizlenir. Temizlemesi zahmetli. Zaman kaybı. Kuyruğun ikinci istememe sebebi bu.
Şimdi bu doğru mu yanlış mı tartışılır. Bence kesinlikle yanlış. Buynuz bile yanlış. Çünkü bu yani bunlara verilen bir silah. Buynuza yine eyvallah da kuyruğa kesinlikle kötü bakıyorum. Kesinlikle kuyruğun koparılmasını istemiyorum. Yani koparanlara da kızıyorum. Çünkü bunun kuyruğu koparanlar büyük çiftlikler. Tamam. Sinek problemini çözüyorlar. Şimdi buraya nereden geçtim? Arkadaşlar kuyruğun en büyük işlevi yazın sineğe kovmalar. Bakın bu hayvanlar şimdi böyle şey yapıyorlar ya, durduk yere yapmıyorlar. Sırtına sinek konuyor. Sinek konunca da kuyruğuyla o sineği kovalıyorlar. İnanın kara sinek sivrisinekten daha adamın canını acıtıyor, ya hayvanın canını acıtıyor. Öyle bir ısırıyorlar ki bildiğiniz canınızı acıtıyor. Sivrisinek bir ısırıyor tamam. Kaşınmaya başlıyor ama kara sinek, şu sinekler bakın ayaklarına yapışmış. O sinekler acayip canı acıtıyor. Isırdığı zaman canınız acıyor. Bu inekler de o yüzden sinek konunca kuyruğuyla kovalaştırıyor, kovalıyor. Şimdi büyük çiftlikler kuyruğu koparıyor. Adamlar öyle bir ahır yapıyor ki havalandırmadır, fandır. Hiçbir tane sinek olmuyor. Sinek ilaçlaması falan yapıyorlar. İnanın çiftliklerde çoğu zaman sinek olmuyor. Ama yılın belli bir dönemi oluyor ki inanın büyük çiftlikmiş. Öyle lüks çiftlikmiş. Sinek hiçbir şey dinlemiyor. Acayip sinek oluyor. Bakın benim burada bile sinek yoktu. Birden çoğaldı. Bu birden çoğalmasının sebebi kurban artı sıcak. Kurban geçiyor. Birden sıcaklar çoğaldığı zaman kurbanın atıkları sinek yapıyor. Yılın her zamanı kurbandan sonra sinekler çoğalır. Benim ahırda normalde sinek yoktu. Bakın şöyle tavanı çekeyim size. Acayip bir sinek olmaya başladı. Çünkü yumurtadan sinekler çıkıyor. Çıkınca da sinek popülasyonu artıyor. Şimdi siz bunu hayvanın kuyruğunu kestiniz. Ama hayvan kuyruk küt kalıyor. Şu kadar kuyruk kalıyor. Aha, bakın. Şu kadar kuyruk kalıyor. Bu kuyruk geçse geçse şuraya geliyor. Şuradaki sineğe nasıl atacak? Zaten bu kuyruğun bir işlevi kalmıyor. Böyle olunca hayvan inanın can çekiş. Yani iki işlem için hayvanın vücut bütünlüğünü bozuyorlar. İnanın istemediğim bir durum. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre de bir yol izlerim. Benim bildiklerim bu şekilde. Okulda öğretilen bize bu şekilde. Bildiğiniz üzere veteriner öğrencisiyim. Ama kesinlikle kuyruğun kesilmesine karşıyım. Yine boynuzun bir istenestasi var ama kuyruğa kesinlikle karşıyım. Boynuzu istemeyenlere de şöyle bir tavsiyem var. Bakın benim bütün hayvanlarım boynuzlu. Normalde boynuz yakma şeyim var. Jelim var. Ama aldığım günden beridir hiç kullanmıyorum. Onu da size göstereyim şöyle. İlaçların olduğu yere gidelim. Onu da size göstereyim. İnanın aldığım günden beridir hiç bir kere bile kullanmadım. Şimdi kullanmama sebebimi de size söyleyeceğim. Bakın benim şurada ilaç yerim var. İlaçları ben şurada rafa koyuyorum. Burada boynuz koretme. Evet işte burada. Şimdi bunu yanıma alayım. Şöyle de sinek ilacını soranlar oluyordu. Sinekleri korunan mı? Yani sinekle mücadele bununla yapıyorum. Ama pek işe yarıyor mu? İnanın pek işe yaramıyor. Bu ilacın, o sinek ilacının işe yaraması için nasıl söyleyeyim? Geçen sene mesela şurada cam vardı. Cama sıktığım zaman gerçekten sinekler ölüyordu. Şimdi bakın şu karşıda cam vardı. Şu düvemiz boynuzuyla o camı kırınca ben bir daha cam taktım. Bir daha kırınca artık pes ettim ikinciden sonra. Üçüncü camı takmadım. Böyle tahtayla şey yaptım. Saç yaptım ki kırılmasın diye. O cama sıktığınız zaman o ilacı inanın etki gösteriyor. Sinekler cama konuyor. Cama konunca da etki gösteriyor. Camdan kastım da şu şekilde. Pürüzsüz bir ortam olacak. O ilaç anca öyle. Normalde şu tahtaya falan sıkınca inanın hiç etki etmiyor. Eğer böyle pürüzsüz yere sıkmayacaksanız o ilacı almanıza mana yok. Yani hiçbir işe yaramıyor. Ben denedim. Bir faydasını görmedim. Öldürüyor da verdiğiniz paraya değmiyor. 90 lira mı 100 lira mı parası var. İnanın 100 tane sinek öldürüyor mu öldürmüyor mu bilmiyorum. Pürüzsüz şeffaf bir yere sıkmanız lazım. Öyle sıkınca öldürüyor. Onu da geçen sene gördüm. O yüzden diyorum. Şimdi konumuz fazla şey yapmadan şuna geçelim. Ben böyle jel aldım. Boynuz koretme jeli. Bunun adı. İnanın hiç kullanmadım. Hatta şöyle göstereyim. Alalı da 3 sene mi oldu? Ne yaptı? İnanın bu jel şu düvelerde dahi vardı. Bakın şu düveler 2 yaşına girdi. Bunlarda bile vardı. Hiçbirine boynuz koretme jeli sıkmadım. Bunu neden sıkmıyorum? Bunu kullananlar bilir. İnanın bunu var ya, boynuzu şu buzağının boynuzuna sıktığınız zaman, yani oradaki boynuz sıkıntısı sıktığınız zaman kedi ölecek dedik de canlanmış. Umarım ölmez. Tavuklara kafa tutuyor. Şimdi şöyle yakın gösterimi alayım. Buzağının şurada fındık kadar bir boynuz sıkıntısı olur. Yani o zamanla büyür, boynuz olur. Bu buzağlar 2 haftalık olunca bu ilaç kullanılır. Bunu neden kullanmıyorum derseniz şundan kullanmıyorum. Arkadaşlar bu öyle bir jel ki asit,
İnanın insanın tırnağına gelsin, tırnağınızı bir daha çıkartmaz oradan. O kadar kuvvetli bir asit. Bunu buzağının oraya sürdüğünüz zaman zaten orası yanıyor, yara oluyor. Ayrıca buzağı yerinde duramıyor. Öyle bir can çekişiyor yani. Öyle bir canı acıyor. Bunu görünce de ben bunu kullanmamaya başladım. Şimdi kullanmadın, nereden biliyorsun derseniz, bildiğiniz üzere veteriner öğrencisiyim. Gittiğim çiftlikte bir uygulama yaptık. İnanın buzağı yerinde duramadı. Dedim, bu kadar acı çekeceğine dedim. Ben dedim, buyunuzu şey yapayım hayvanlara. Yazık olmasın diye bu ilacı kullanmıyorum. Zaten yaradan böyle yaratmış. Mecburen biz de buna uyacağız. Buyunuzsuz isteyenler ne yapmalı? Arkadaşlar, sen çok buyunuza takıntılıysan, bu dediğim şey dışında çiftlikleri böyle kafadan kitlemeli yerler var. Yani öyle olanlar mecburen bunu kullanacak. Çünkü buyunuz olunca hayvanlar o kilide giremiyor. Benim dediğim, benim gibi böyle işletmesi olan, kafa kilidi olmayan işletmeler ne yapmalı? Şimdi bakın, canlı canlı örnek. Annesi buynuzlu, yavrusu buynuzsuz doğdu, körük doğdu. Nasıl böyle doğdu? Veteriner dedi ki, bunun dedi babası, yani şu buzağının babası körük. Ben buna körük tohum attırdım, doğan buzağı körük oldu. Doğan buzağı belki buynuzlu da olabilir. Şimdi her körükten körük yavru doğmuyor diyebilirsiniz. Doğan buzağı körük, yani buynuzlu da olabilirdi. Eğer bu buzağı buynuzlu olsaydı, ben bu buzağa da körük tohum attırırdım. Alttan gelen yine körük doğardı. Yani demek istediğim şu. Eğer buynuzsuz buzağlar istiyorsanız, buynuzsuz inekler istiyorsanız, buynuzsuz tohum attırın. Alttan gelen de buynuzsuz tohum attırın. İnanın yani zamanla göreceksiniz. Hayvanlarınız yavaş yavaş buynuzsuz olmaya başlayacak. Bu şekilde buynuzsuz hayvan elde edebilirsiniz. Bu sizin kafadan 3 yılınızı alabilir. Yani 3 yılınızı şu şekilde alabilir. Alttan gelenlere de tohum atarsınız, öyle öyle alabilirsiniz. Ama inanın hayvanlar hem yakışıklı olur buynuzsuz olunca, hem de kaliteli olur. Bunu da şundan söylüyorum. Genellikle besideki körük hayvanlar buynuzlu hayvanlara göre daha iyi kilo alır. Daha iyi gösterişli olur, daha kolay satılır. Körük hayvan göze yakışıklı geliyor. Hem satımı kolay, hem de inanın daha iyi et tutuyor. Şimdi başka diyecek bir şeyimiz kaldı mı? Dediğim gibi bunlar şey, eğer eksik bir şey söylediysem yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre de açıklamasını yaparım. Bu videomuz da bu kadardı. Biraz uzun oldu, 17 dakika oldu. Ben normalde videolarımı 12 dakikada tutuyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler.